Şimdi Karasu'da iki grup var. Bir grup diyor ki sokak hayvanları toplatılsın. Diğer grup da diyor ki sokak hayvanları özgür ve hür olmalı. Dışarıda dolaşmalı diyor. Sizin fikriniz ne? Benim fikrim dersen şimdi plajda mesela mahalle arasında sürü sürü hayvanlar var. Yani bunlara bir bakım yapılması lazım. Veyahut da toplanması lazım yani bunların. Şimdi bizde hayvan barınağı var mı bizim Adapazarı'nda? Soruyorum size. Adada da var, Karasu'da da var. Karasu'da varsa o zaman hayvanları toplansın. El Akkum taraflarında olsun, Osikevler tarafında olsun. Hayvanlar sürü halinde. İnsanlar gece eve giderken korkuyorlar mesela. Motosiklet geçtiği zaman hava 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 hepsi bağırıyor ediyor falan. Hani hakikaten korkunç bir şey yani. Bunlara önlem alması lazım. Bunu da kim alacak? Belediye alacak kardeşim. Belediyenin alması lazım yani bu önlemleri. Evet. Hani hayvan sevgisini seviyorsak hayvanları, hayvanları daha şeyli olarak yani bakım... Barınakta koruma altına alınmalı. Barınakta tabii koruma altına alınmalı. Hani başka türlü şey olmaz. Gerçekten çok sahipsiz hayvan var. Bir de bizim bir de kötü tarafımız, nasıl diyeyim ben size? Şimdi insanlar bakıyorum İstanbul'dan, öteden, beriden hayvanlarını getiriyorlar. 2-3 gün sonra veya bir hafta sonra, bir ay sonra bıkıyorlar, bırakıyorlar hayvanları sağa sola. Yani bunlar da var yani. Hani bunların için hani belediyenin güzel bir önlem alması lazım yani. Gerçekten sizin burada röportajınız mahalle aralarında yapsanız insanların nasıl tepki verdiğini görürsünüz yani. Efendim, burada yapmamızın amacı mahalle arasında pek insan yok da insanları burada... Tamam, kalabalığı gördüğünüz için buralarda yapmayı şey iyi görüyorsunuz. Tamam, yani benim söylemek istediğim adısı aynen öyle. Gidin dolaşın, hani sizler dolaşıyorsunuz haberci olarak. Evet, dolaşıyorum. Ama belediyenin daha bunlara dikkat etmesi lazım. Pek çok teşekkürler sağ olun. Oldu, iyi günler. Bence de toplatılmamalı, koruma altına alınsın. Yani insanlar zaten elinden geldiğince yardım ediyor, bakıyorlar. Biraz daha dayanışma, farklı bir dayanışma ortaya dökülse daha iyi olur yani. Toplatılmasın, onlar da bir can, onlar da dışarıda olmaya hakları var. İnsanların özgürlüğü gibi, onların da özgürlüğü hakkı var. Sonuçta onları da Allah yarattı. Siz katılıyor musunuz söylediğine? Yani evet, katılıyor. Ama burada yazlık yerde çok aç kalıyorlar, yazık dışarıda. Bence yani bence toplatılmalı. Siz katılıyor musunuz? Ersin abiye katılıyorum ben de, evet. Yani sokak hayvanları toplatılmalı. Şimdi, yani yararlı olacaksa, daha güzel bakılacaksa tabii toplatılması daha iyi olur. Efendim sizin fikriniz? Ben de aynı fikirdeyim tabii de yani, hani şu an okullar açıldı. Çocuklar sabah zaten erkenden çıkıyorlar, gidiyorlar. Yani illaki bir şey olması gerekiyor. Bir barınak olabilir. Bu esnafın desteğiyle. Her bir şekilde yani bakılması gerekiyor yani. Ya bence yani toplansın, tabii ki toplansın. Çünkü burada çoluk çocuğa da saldırıyorlar. Burada bir sürü çocuk oynuyor gündüzleri mesela. Geliyor bazen böyle büyük köpekler, cins köpekler geliyor. Kangal vesaire. Çocuklar burada korkuyor, oynayamıyor. Geçen mesela çocuğun bir tanesinin peşinden koştu, çocuk pasajın içine yattı yeri. Yani toplanılsa çok iyi olur. En azından hani gene insanlar bakıyor sonuçta. Barınak var burada. Barınağa gidiyoruz. Biz de getiriyoruz. Benim de köpeğim var mesela. Ben de gidiyorum mesela. Oraya yemek getiriyoruz. Ne bileyim işte mama getiriyoruz. Hayvanlara veriyoruz. Yani duyarlı insanlarımız çok. Ama sokakta olması çok etik değil bence yani. Çok ısırıyorlar yani. Dalıyorlar çocuklara. Saldırıyor. Geçen bizim mahalleden gelirken çocuklara saldırıyor köpekler. Taşlarla zor kurtardık çocuklar. Toplanmışlar 15 tane köpek. Taşlarla zor kurtardık. Yani top takılmalı zaten ya. Yani insanlara yazık yani. Güzel abim, şimdi benim fikrim ne biliyor musun? Bu sokak hayvanlarını toplattığın zaman hayvanlar sokakta ne yapar, ne yer? Olmayacak, hani bizim zararımız olacak. Faresiydi, bilmem nesiydi, cartı curtu değil mi? Onları topla. Abicim sen şimdi onları toplarsan, biz şayet ben kendi şahsım olarak ailecek bakıyoruz sokak hayvanlarına. Şimdi sen onları toplatırsan bu sokak leş gibi olur. Ondan sonra acaba zaten hayvanlara yer kalmamış, öyle söyleyeyim. Taş yığınından başka bir şey değil. Hayvanlar ne yapıyor? Evlerimize giriyor. Veya ne bileyim dükkanlara giriyor. Haksızsam haksızsın abi. Şimdi yani, hani sokak hayvanlarını sen toplarsan yani başka bir şey değil mi? Ekolojisini demek istiyorsun anladığım kadarıyla. Bir ekolojik denge var. Tabii. Bu denge bozulur. Sistem her türlü bozulur. O sistemi bırakın. Rabbim zaten sana bir sistem vermiş. O sistemde yürüyor. Sen o sistemi bozduğun zaman bu denge... buranın dengesi bozulur yani. Bence kesinlikle toplatılmalı. Küçük çocuklar için, okula gidip yani çocuklar için de çok tehlikeli. Bazıları uysal ama genelde hür dalanlar, yani korkutanlar da var. Bence kesinlikle toplatılmalı. Yani sokakta bu kadar büyük köpeğin olmaması lazım. Ve toplu halde gezdiklerinde çok tehlikeli oluyorlar. Benim fikrim toplantılsın.
Çünkü buradaki sokak hayvanlarına kimse bakmıyor ki. Hiç olmasa belediye alır, koyar şeyine, barınağına. Vatandaşlar da yardım yapmak üzere gider orada yapar. Bu kadar basit. Yani bizim burada çok da sokak hayvanlarından bir rahatsızlığımız yok ama bizim bu mahalle için söylüyorum. Yeni mahallede ben bazen yeni mahalleye gittiğimde çok fazla sokak hayvanı olduğunu görüyorum. Orada toplatılması olduğunu düşünüyorum gerek olduğunu. Ama bizim bu mahallede benim çok da fazla bir sokak hayvanları ile ilgili rahatsızlığım yok esnaf olarak. Ufak tefek var sokak hayvanı ama bir rahatsızlık veriyor mu çok da verdiğini düşünmüyorum ben. Yani sokak hayvanları özgür kalmalı diyorsunuz. Yani sonuçta bu çıkıyor. Sonuçta o da bir can yani hayvan yani. Ne yapacağız? Getirip dışarı atamayız hayvanları. Biz zaten kasap dükkanımızda hayvanlara bakıyoruz. Çok 7-8 tane kedi var. Hayvanlara bakıyoruz zaten. Kemik veriyoruz hayvanlara. Köpek olarak çok da fazla köpek burada durmuyor. Bizim bu civarda kedi biraz fazla. Kediden zaten zarar gelmiyor. Yani çok yani burada dediğim gibi bu mahallede ben bu mahallede zaten ileride evim, ikametgahım da biraz ileride 700 metre. Burada köpek hayvanıyla ilgili bir problem ben şahsım adına görmüyorum. Tek yani o da yeni mahalleye gittiğimde kayınpederimin evi var orada öyle gidiyorum. Orada biraz çok fazla sorun var. Hatta pandemiden beri ben onu görüyorum. Yani. Gerçekten çok fazla hayvan var orada. Şimdi bence toplatılsın çünkü adam eşiyle geçiyor, çocuğuyla geçiyor, çocuklara saldırıyor. Yani çocuklar köpek yeri boşu boş, köpek yerinin içinde uyuz olan köpekler var. Allah korusun yani çocuklarımızı ısırabilir. Yani biz de özgür olmasını istiyoruz ama bir yandan da çocukların sağlığı önemli. Yani halkın sağlığı önemli. Başa zararı olduğu zaman toplatılması lazım. Bazı hayvanlar köpek çubu çocuklara saldırıyor onu. Ne yapman lazım? Senin çocuğun ısırsa ne dersin? Evet. Toplanması lazım tabii. Yani siz diyorsunuz ki... Toplansın biz... neyse devlet baksın. Bakacak mı? Ne yapacak? Salma da olmuyor. Vatandaş olarak. Toplatılsa bir taraftan iyi olur. Şöyle iyi olur. Barınakta olursa daha mantıklı olur. Ama öbür yandan da yani tabii ki... İnsanlara zarar veriyor. Kimisi ısırıyor. Birkaç kişi vatandaşımız ısırıldı. Bu sebepten dolayı sağlıklı olarak toplatılır, barınağa koyulabilir. Daha önce de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yani barınaklarımızda daha iyi olmasını tercih ederim. Atılmama lazım, bakılması lazım. Ben bile bakıyorum evde hayvan. Bakıyorsun değil mi? Bakıyorum. Peki çok teşekkürler sağ olun. Şey değil.